Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu 1 Aralık'ta çıkan Steam World Build isimli bir oyun. Bir strateji oyunu. Kısaca sizlere hikayesinden, oynanış tarzından ve içerisinde neler barındırdıklarından bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce sizden bir ricamız var. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız hem bizi destekler hem de yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. E oyun çıkalı henüz 4 gün oldu ücretsiz Xbox'ta yayınlandığı için Game Pass'le beraber geldiği için hızlı bir şekilde oynayıp sizler için notlar aldım ve bu notları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle oyunun hikayesinden başlamak istiyorum. Oyun bir felaket sonrası dünyada sadece robotların kalmış olduğu bir hikayeden başlıyor. Bu robotlar da bu felaket sonrası dünyada pek fazla yaşayamayacakları düşündükleri için bir roket kurup farklı bir gezegene uçmak istiyorlar. Hikaye bunun üzerine. Bununla beraber sizler de bu robotlara önderlik ederek onlara bir şehir kuruyorsunuz. Keza tabii ki robotların hepsinin farklı ihtiyaçları oluyor. Sınıf farklılıkları var. Ee, benim oynadığım sürede 3 farklı sınıf vardı. Bu 3 farklı sınıfın her birinin farklı ekstra ihtiyaçları oluyor. Örneğin işçi sınıfında ihtiyaçlar daha temelken mühendis ve aristokrat sınıflarında çok daha karmaşık ihtiyaçlar ve istekler oluyor. Bunların hepsini şehri tasarladığınız şekilde ve üretim kaynaklarını kullanarak yeni fabrikalar, yeni üretim eşyaları üretecek fabrikalar kurarak bunları robotlarınıza sağlıyorsunuz. Robot sayısı arttıkça tabii ki şehrin refahı ve geliriniz artıyor. Böylelikle de roketi kurmak için ihtiyacınız olan parçalara erişmeye başlıyorsunuz. Ve oyun buradan sonra ilginçleşiyor zaten. Bu zamana kadar ki anlattığım standart strateji şehir kurma oyunu. Fakat iş Roket parçalarını bulmaya gelince oyun farklı bir açıya evriliyor. Adeta farklı bir e, modda, farklı bir oyunmuş gibi e, yer altına iniyorsunuz. Bu sefer de klasik e, dungeon inşa etme dediğimiz oyun moduna evriliyor. Aşağıdaki dünyada yani madenlerde de farklı farklı katmanlar var. Ben 3. katmana kadar erişmiştim. 3. katmandaki son roket parçalarından bir tanesi kalmıştı sadece oyuna devam edemedim. E, fakat oyunu bitirip roketi kuran arkadaşlarımız olursa yorumlarda ne gördüklerini belirtirseler sevinirim. Oyunda çeşitlilik olarak e, 4-5 farklı harita var. Ben biraz da diğer haritalara oynayabilmek için açıkçası e, hızlı davranmak için oyunun sonuna kadar gelmedim ve diğer haritaları da denedim. E, harita farklılığı oyuna tabii ki ekstra bir renklik katmış. Bütün haritalarda oynamak istiyorum açıkçası. Çünkü oyunun sanat tasarımı da bir harika. Bayıldım ben robotların görünüşlerine. O arada giren e, robotların konuştuğu böyle minik diyaloglar var. Oralarda kullanılmış olan sanat tasarımlarını çok sevdim. Bunlara ek olarak isterseniz biraz da aşağıdaki dünyadan, dungeonlardan bahsedeyim. Bu dungeonlarda e, yukarıda bahsettiğim işte ...mühendis sınıfı olan robotları aşağı indirerek... ...madenci, işte maden arayıcı falan gibi mini binalar kurarak onları yönlendiriyorsunuz. O haritalarda da farklı mini bulmacalar var dungeon haritalarında. Bu bulmacaları çözüp kapıları açıp robotların asıl hedefi olan roket parçalarına erişiyorsunuz. Yine bu roket parçalarını da tabii ki elde etmek kolay değil. Ee, pek fazla madenci robota ihtiyacınız oluyor. En aşağıdaki seviyede roket parçalarını koruyan düşmanlarla karşılaşıyorsunuz. Ben açıkçası o kısma gelene kadar oyunda düşman olduğunu bilmiyordum. Ee, genel bir strateji oyunu diye tahmin ediyordum. Fakat düşmanlarla karşılaşınca açıkçası biraz şaşırdım. Bu dungeonları korumak için e, belli başlı tarıtlar, e, savaşçı sınıfı robotlar kurarak e, mevcut olan düşmanları da yok ederek oradaki roket parçalarını topluyorsunuz. Son olarak da dediğim gibi bu roketi birleştirip farklı bir gezegene Robotların daha mutlu yaşayacaklarını tahmin ettikleri, daha rahat ve refah içerisinde yaşamak istedikleri farklı bir gezegene gitmek istiyorlar ve sizler de bunu sağlamaya çalışıyorsunuz. Oyunda dikkat edilmesi gereken benim açımdan zorluk yaşadığım konuları da sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ilk olarak ben bu tarz oyunlarda biraz temel ham maddelerin çok fazla ileride işe yarayacağını düşünerek asit olan işte odun, kömür gibi madenlerin fazlaca çıkarılması için birkaç ekstra bina kurmuştum. Bu tarz oyunlarda genelde öyle yaparım çünkü en temel madde her şeyde kullanıldığı için odun mesela her ürünün üretiminde kullanıldığı için sıkıntı yaşanır genelde. Fakat bu oyunda daha farklı aşağılarda da maceralar olduğu için çok da kullanıcıyı yormamak için kaynak yönetimini biraz kolay tutmuşlar. Yani oduna ve kömüre temel eşyalara çok fazla sıkıntı çekmeden erişebiliyorsunuz ve bunların kaynak sıkıntısını çekmiyorsunuz. Ben aşırı derecede üretiyordum ve böyle bir sıkıntı yaşamıştım. Fakat tabii ki böyle bir sıkıntıda yaşarsanız oyunda her 5 dakikada bir Bulunduğunuz kasabaya otomatik bir tren geliyor ve bu trenle alışveriş yapabiliyorsunuz. Elinizdeki fazla kaynakları bu trene satıp ondan ihtiyacınız olan eksik kaynakları tabii ki belli bir ücret karşılığında diyeyim, belli bir oranla alabiliyorsunuz. Böylelikle oyun dengesini de sağlamış oluyorsunuz. Benim toplamakta en çok sıkıntı çektiğim kaynaklardan birisi plastikti. Onu da açıkçası toplanış mekaniği diğer şeylerden farklı olduğu için bekledim ve eksiğini yaşadım. Sizler yaşamamanız için toplanış şeklini söyleyeyim sizlere. Aşağı madenlerde plastiğe eriştiğinizde bir tarla alanı gibi bir kısım belirliyorsunuz plastiğin olduğu yerlerde. Burada işte plastik mantarlar yetişiyor. O mantarları toplamak için de oraya bir işçi sınıfı yani madenci sınıfını atamanız lazım. Onların binasını kurduğunuz zaman toplanmaya başlıyor. Ben otomatik olarak toplanacağını düşünerek uzun bir süre onların toplanmasını bekledim ve tabii ki bu sebepten dolayı bazı üretimlerde geri düştüm. Üretimde de geri düştüğünüz zaman söylediğim gibi hem ticaret yapabiliyorsunuz hem de madenlerde bulduğunuz sandıkların içerisinden üretim bonusları veren ek komponentler çıkıyor. Bu komponentleri de sürekli değişimli dönüşümlü olarak e, maden binalarına veya üretim binalarına takabiliyorsunuz. Böylelikle %30, %80 hatta bazen e, %50 ihtimalle ekstra üretim sağlayan komponentler var. Bunlar aynı zamanda üretim hızını da arttırıyor. Benzer komponentleri e, savaş robotlar için de kullanabiliyorsunuz. Özellikle bir tane komponent var ki çok önemli. Savaş robotlar için alev makinası. Alev makinesinin komponentini bulup savaşçılarınıza giydirmezseniz madende e, bazen karşılaşabileceğiniz sarmaşıklar var ve bu sarmaşıklar sadece alev makinasıyla ölüyor. Eğer onları öldürmezseniz bütün madeni kaplıyor ve içinden çıkalamayacak bir hale getiriyorlar madeni. Bu yüzden de hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hem madencileriniz çalışamıyor hem e, güvenlik robotlarınız ona bir şey yapamıyorlar. Dediğim gibi alev makinası önemli. Onu bulmaya dikkat edin. Oyun hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Oyunun genel olarak grafikleri ve görsel tasarımını da çok beğendiğimi söylemiştim zaten. E, pek fazla yüksek sistem gereksinimi gerektirmeyen bir oyun. Aynı zamanda 2 GB'lık falan bir indirme boyutu var. Dediğim gibi Xbox Game Pass üzerinden ücretsiz olarak indirip bir şans verebilirsiniz oyuna. Oyun daha çok yeni çıktı. bir Aralık'ta çıktı 3 gün önce. Hepinizin denemesini tavsiye ederim. İyi oyunlar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız hem bizi destekler hem de yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz.